arkeologlara ilham kaynağı olmuş, tarihçilere ışık tutmuş, gezginleri şimdiki zamandan uzaklaştıran mimarlık şaheseri bir yerleşim Efes. Aynı zamanda 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kabul edilmiş. Tam 4 kere arka arkaya kurulmuş bu kent. Biz onların üçüncüsünü geziyoruz şu anda. İlki, şimdiki Selçuk Kalesi'nin hemen arkasında, M.Ö. 11. yüzyılda Antik Yunan Kralı tarafından kurulmuş ve Lidyalılar zamanında yıkılmış. İkincisi, Selçuk Kuşadası yolunda kurulmuş ve Antik Çağ'ın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı bulunuyor bu kentte. Bugün bu tapınağı görmek hala mümkün ve ulaşımı da oldukça kolay. Bu ikinci kent, Büyük İskender'in işgali esnasında şehrin hakimi Persler tarafından M.Ö. 300'lü yıllarda ateşe verilince, Büyük İskender'in şehre emanet ettiği general, yanmış ve eski bir şehirde kalmak yerine şimdi kalıntılarını gezebildiğimiz 3. Efes'in kurulması için emir veriyor. Ve günümüzde kalıntılarını gezdiğimiz 3. Efes şehri yaklaşık 1000 yıl tarih sahnesinde yerini alıyor. 614 yılındaki şiddetli deprem ile Küçük Menderes Efes Limanı'na taş, toprak, alüvyon taşımaya başlıyor ve bu da Efes Limanı'nın zamanla dolmasına, bataklık haline gelmesine ve sıtma hastalığının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu sebeple 4. Efes hastalığın ulaşamayacağı Panayır Tepesi'nin ardına tekrar kuruluyor. Yani şimdiki Selçuk ilçesinin olduğu yere. O zamanlar nüfus yaklaşık 2000 kadar. Çünkü kalan Efeslilerin büyük çoğunluğu şehri tamamen terk etmeyi tercih ediyor. Bu şehirde 11. yüzyılda Anadolu Selçuklularının gelmesiyle tamamen şehre değiştiriyor ve Efes efsanesi sona eriyor. Beğendin mi Poyraz? Nereye? Burayı. Hayır. Neden? Beğenmedim. Neden beğenmediğini söyle. Neyi? Bu şehri. Hayır, burayı beğendim ya. Ha, sen neyi beğenmedin? Kamera. Dedi. Ha, neden? Bilmiyorum. İstemiyor mu çıkma? Evet. Tamam, koyma. Efes Antik Şehri'nde ziyaret edilecek yerlerin başında Efes Tiyatrosu geliyor. Yaklaşık 25 bin kişi kapasitesiyle dünyanın en büyük antik tiyatrolarından olma özelliğine sahip. Gladyatör dövüşlerinin de yapıldığı bu tiyatro zamanın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesiymiş. Kazılarda gladyatörlerin kullandığı bazı silahlar ve bu silahların yaraladığı insanlara ait kemik parçaları da bulunmuş. Tiyatroya bağlanan liman caddesi 530 metre uzunluğunda. Deniz yoluyla kente giriş yapanların kullanmak zorunda olduğu kentin resmi giriş caddesi. Denize sıfır olan kentin bu en uzun caddesinin sonunda kentin en ihtişamlı yapısı olan tiyatro yer alıyor ve şehre gelenleri daha ilk girişten itibaren etkilemek için bu şekilde inşa edildiği söyleniyor. Efes kentinde yer alan Selsus Kütüphanesi, Antik Çağ'ın en büyük 3. kütüphanesi. Vali Selsus'un oğlu tarafından inşa ettirilmiş ve bu kütüphanede yok olmadan önce yaklaşık 14 bin rulo bulunuyormuş. Altta bulunan iki sütunların arkasındaki 4 heykel maalesef kopya. Orijinalleri Viyana Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kuretler Caddesi 280 metre uzunluğu ile Efes'in ilk ana caddesi. Caddenin her iki tarafında kaideler üstünde yükselen heykeller, dükkan ve atölyeler yer alırmış. Kutsal ateşi korumakla görevli olan Kuret rahiplerinin yürüdüğü ana cadde olmasından dolayı Efesliler onların genel ismini bu caddeye vermişler. Hadrian Tapınağı, Mimar Quintus tarafından inşa edilmiş ve Efes'te bir ölümlü adına inşa edilen ikinci tapınak. İç kısımda bulunan köşe rölyeflerinde Efes'in efsanevi kuruluş hikayesi yer almakta ve yapı giriş kapısının üzerindeki Medusa kabartması tapınağın koruyucusu olarak nitelendiriliyor. Latrinalar, 44 kişinin aynı anda kullanacağı umumi tuvaletler. Oturanların alt kısmında bulunan su akarı, bütün pisliği şehir dışına taşıyan borulara bağlanırmış. Oturakların ön tarafındaki dar kanalda ise temiz su akarmış. Yapı içinde bulunan köleler ücret karşılığı, üzerinde sünger sarılı olan bir tahta çubuk verirler ve tuvaleti kullananlar ön tarafta bulunan dar kanaldaki suyu ve ellerindeki çubuğu kullanmak suretiyle kendilerini temizlerlermiş.
yapıyorsunuz? Şu an YouTuber Poyraz Sayar'la fotoğraf çektiriyoruz arkadaşlar. Onun kanalına hoş geldiniz. Bu onun ilk videosu bugün. Hayır. Hangi şehre geldik? Söyle. Efes. Efes şehrine geldik. Nasıl şimdiye kadar, beğendin mi? Evet. Yaklaşık kaç saat sürecek buraya gezmek? 2 saat daha. Aynen. Boleterion 1400 kişiyi alabilecek kapasitede tiyatroya benzer bir yapı. 450 meclis üyesi için inşa edilmiş. Üstünde çatısı bulunan bu yapı, resmi toplantılar olmadığı zamanlarda kent ileri gelenleri için tiyatro ve konser salonu olarak kullanılırmış. Oturakların aralarında bulunan küçük basamakların her iki tarafında bulunan aslan ayağı kabartmaları ise siyasi gücün simgesi. Neredeyiz Poyraz? Neredeyiz dostum? Efes Antik Kent.